Ne hissediyorsun bu kız çocuğuna baktığında kendine? Keşke hiç büyümeseydik ve keşke bu olanlar hiç olmasaydı, bu acıları hiç yaşamasaydım diyorum. Yani o günlerimi de özlüyorum. Hayatta her yaşadığımızda beraber büyümeyi öğreniyoruz ya. Evet. Bazen sen de bu halinle de bir yaşındasın. Peki biraz anlatsan bana. Hani böyle gidelim bu yaşları, hatırlayabildiğin ilk anılarla beraber. Evet. Senin evin nasıldı? Üç kardeşiz biz. İki abim var. Kenetlenmişiz resmen birbirimize. Benim abilerim yani çok böyle nasıl diyeyim, benim gibiler. Enerji dolu, gülmeyi seven. Yani biz bir arada olduğumuz zaman kahkahasız günümüz geçmez yani bizim. Beraber yemeğe gideriz. Yemek yemeyi çok severiz bu arada. Çok yemekler yaptım onlara. Sabahın köründe, akşamın bilmem kaçında beni kaldı uykumdan uyandırıp yemekler mi yapmadım onlara? Hadi acıktık, kalk kalk bize yemek yap, yemek yap. Yani vakit geçirmeyi çok seviyoruz beraber. Abilerle babam başka. Peki çocuklukta nasıl bir baba var mesela? Hatırladığın baba. Evet. Mesela küçükken denize, pikniğe falan giderdik. Ben mayolarımı giyer hemen babamın kucağına atlardım. Baba beni sırtına çıkar da denize at diye. Korkardım ama yine de hani babam yanımda ya, güveniyorum, bana bir şey olmaz diye düşünüyordum hep. Böyle sırtına çıkardım, burasına otururdum. Hadi baba hadi yaparsın sen diye bir atardı böyle. En güzel yanları buydu. Yani çocuk olmak zaten bambaşka bir olay, çok güzel bir şey. Bana bu programa gelmek için ilk yazdığında yaşadığım acıyı tarif edemem diyen Berfin aileyi anlatırken aslında temellerini de anlatıyor. Belki bu acının içerisinde gülümseyebilmesinin ya da hayatı bırakmamasının sebeplerinden bir tanesi de desteklenmiş bir ailede büyümek aslında. Berfin çocukluğunu anlatırken onun kıpır kıpır olan bedenine bir bakın. Bu hayatta hepimiz başka başka zor anılardan geçeriz. Bazen çok zorlandığımız duygular yaşarız. Ki Berfin benim yaşadıklarımı tarif etmem çok zor diyor. Ama bu zor deneyimlerin içerisinde kendimizi nasıl destekleyeceğimiz, erken dönemde çocukluğumuzda ailemizde nasıl desteklendiğimizle de ilişkilidir. Berfin'in çocukluğunda annesi, babası, abileri onu sarıp sarmalamışlar. Bir çocuğun büyüme hikayesinde ona gülümseme nedenleri ulaştırmışlar ve Berfin'in çocukluğunu daha güçlü geçirmesini sağlamışlar. Anneye de soracağım. Anne çocukluğumuzda gerçekten de başka bir bağ kurduğumuz, şefkatiyle de aslında, yani her anne şefkatini aynı cümlelerle vermez ama evet, hissetmemizin önemli olduğu bir figür. Nasıl severdi anne seni çocukken? Annem beni güzel kızım diye severdi. Zaten evin tek kızıyım. Annem beni hep sevmiştir. Hep de sevmeye devam edecektir. Onun bana söylediği tüm kelimeler özeldir. Benim de ona söylediğim tüm kelimeler özeldir. Üç çocuksunuz. Anne baba beraber hayatı geçiriyorsunuz. O evin içerisindesin. Bana dedin ki orada bir fotoğraf var. Onu, o anıyı özellikle anlatmak istiyorum. Bizim evi anlamak için. Şöyle bir parmakla da yarısı gitmiş bir fotoğraf. Benim annem de böyle çeker evet, fotoğrafları. O yüzden çok aşinayım. O eve bir dönsen, kendi çocukluk hayaline bir gitsen, sen neyin hayalini kuruyordun? Belki çocuklukta, belki o ilk işte gençliğe geçiş döneminde. Evet. Küçükken halalarım, teyzelerim sürekli zaten bir mutfak telaşı vardı onlarda da, yemek yapma falan. Onların yanına gittiğim zaman sürekli hala ben de doğramak istiyorum, hala ben de soymak istiyorum, hala lütfen bıçak ver de ben de yapayım falan diye. Öyle öyle anneme şey demiştim bir ara. Anne benden aşçı olur mu ya dedim böyle anneme. Tabii güzel kızım olmaz mı dedi. Ben de ondan sonra lise dönemlerinde anne ya ben kesinlikle yani aşçılıkla ilgili bir şey okumam gerekiyor dedim. Çünkü yaparak çok zevk alıyorum. Yani insanın sevdiği bir işi yapması demek zaten hayatta en mutlu olduğu şey demek bence. Yemek yapmak benim için bir terapim. Bana çok iyi geliyor. Ve ileride aşçı olmak istiyorum. Bu hayalim var. Umuyorum ben ileride güzel bir aşçı olacağım. Bu olayı yaşadığın süreçte de dershanedesin aslında. Aynen ve öyle. Üniversite hayalinin.
Belki ileride bir aşçı olmanın. Çünkü bağlantıyı turizm lisesinden de kuruyorum böylece. Bir anlatsana. Tabii. Tolga hocam vardı. Hocam dedim ben aşçılık ile ilgili yani bir şey yapmak istiyorum. Bilgisayar bölümünde kalmak istemiyorum dedim. O zaman turizm bölümüne gel dedi. Ben de oradayım dedi. Mutfakta staj görürsün. Hani öğrendiklerini aktarırsın veya hani bilmediklerini öğrenirsin diye. Öyle öyle başladı. Sonra lise son sınıfta staj görme muhabbeti vardı. İlk staj günüm çok güzel bir şekilde geçti. Ardından kahvaltıları ben hazırlamaya başladım. Şefim erken gel deyip bana mutfağa emanet etti. İlk kahvaltıyı ben çıkarttım. İlk gelen müşteriye ben baktım. Böyle böyle ilerledi. Stajımı da böylelikle çok güzel bir şekilde bitirdim.